Piyaz akşamı geç saatte denize dalıyorsunuz. Ve o da ne? Birden sular parlamaya başlıyor. Bu gördüğünüz harika bir rüya falan değil. O halde durup bu güzelliğin tadını çıkarmanın zamanı da değil. Sudan derhal çıkın çünkü yalnız değilsiniz. Bir haritaya bakıyorsunuz ve açıkça görüyorsunuz. Suların mavi olması gerekir. Ancak temiz olması şartıyla bardağa biraz deniz suyu koyduğunuzda su çoğunlukla berrak olur. Peki bu nasıl olur? Muhtemelen okulda gökkuşağının oluşturduğu ışık spektrumunun renklerini öğrendiğinizi hatırlıyorsunuzdur. Buna göre yeterince geniş bir alana yayılmış su kütleleri, ışık spektrumunun kırmızı bölümünü emdiği için göletler, nehirler, göller ve okyanuslar mavi görünür. Suyun yüzeyinden yansıyan ve doğrudan gözümüzün içine giren renklerin geri kalanı ise mavinin harika tonlarıyla biraz yeşil ve mordur. Ancak doğru koşullar oluştuğunda bazı su kütleleri geceleri meneviş mavisi renginde parlayan Avustralya'nın Gippsland göllerinde olduğu gibi fizik kanunlarını ve bizim gerçek diye kabul ettiğimiz her şeyi hiçe sayabilir. Bu göllerde dalgalar kıyıya çarptığında parlarlar ve bu sırada yıldızlarla dolu simsiyah gökyüzüne bakmak nefes kesici olur. Ancak şimdi romantizmi bir yana bırakıp gündüz moduna geçin ve tekrar bakın. Su sanki paslı, kırmızı turuncu renkte. Buna kırmızı gelgit deniyor. Bu deniz parıltıları veya kırmızı algler olarak da bilinen Dinofla gellat adı verilen tek hücreli bir organizma sebebiyle oluşur. Sıcaklık normalden biraz daha yüksek, denizler sakin ve genellikle bir fırtına veya doğal felaket sonrasında suda daha fazla besleyici maddeler olduğunda bu organizmalar geniş bir alanda ortaya çıkabilir. Gündüz suda büyük kırmızı lekeler görürsünüz ancak geceleri bunlar lav lambası gibi yanarlar. Bunun nedeni organizmaların stresli veya rahatsız olduklarında parlamasıdır. Bilim insanları alglerin geçirdikleri evrim sonucunda yaptığı bu numaranın düşmanlarını korkutmasını veya onların avcılarını yiyen şeyleri kendilerine çekmesini sağladığını düşünüyor. Suda hareket halindeki dalgalar alglerin içindeki kimyasal reaksiyonu tetikleyerek onların parlamasını sağlar. Ama bunu denizin içindeki o parıltıda yüzerek kendiniz denemeyin. Kırmızı algler insanlar ve deniz yaşamı için tehlikeli olabilir. Özellikle bu tip algler yüksek düzeyde amonyak içerirler. Bu nedenle parıldayan sularda huzurla yüzmek gözlerde tahrişe ve kızarıklıklara sebep olabilir. Ayrıca çevredeki havanın solunmasını zorlaştırabilirler. Daha da kötüsü onları yiyen balıklar ve deniz memelileri kendilerini son yemeklerini yerken bulabilirler. Bu yosunlar deniz ürünlerini zehirlerler. Bu yüzden kırmızı renkteki bu yosunları mideye indiren bir şeyi yemek insanlarda gıda zehirlenmesi gibi semptomlara neden olabilir. Nadir durumlarda merkezi sinir sistemini bile etkileyerek karıncalanmalara, kontrol kaybına ve hatta solunumda felce neden olabilir. Evet, bu şeylerden uzak durmakta yarar vardır. Bazen harika masmavi sularda parlayan bir tehlike size gizlice yaklaşabilir. Kristal deniz anaları Pasifik Okyanusu'nun Kuzey Amerika kıyılarında yaşarlar ve orumsu mavi ve yeşil renkte parlarlar. Ve biyolojik yapıları sebebiyle parıldayan bu güzel yaratıklarla beklenmedik karşılaşmanız vücudunuzda kocaman kaşıntılı kızarıklıklara sebep olabilir. Ancak iyi haber şu ki iğnesi o kadar acı verici değildir. En azından bu iyi bir şeymiş. Kendinizi çimdiklemenize gerek yok. O balonlu sakız rengindeki pembe göl gerçek ve dünyadaki tek pembe göl bu değil. Ancak Avustralya'nın Hiller Gölü bunların arasında en gizemli olanı. Bu gölün aşırı derecede tuzlu olması bazı mikroorganizmaların yine de orada gelişip büyümesini engellemiyor. Tuzu seven algler ve pembe bakteriler göle bu doğaüstü görünümünü veren şeylerin ta kendisi. Bu gölü dünyanın diğer yerlerindeki pembe tuz gölleri arasında bu kadar benzersiz kılan şey ise suyunu bir bardağa koyduğunuzda rengini kaybetmemesi. Burada yüzmek aslında güvenli ancak isteseniz de bunu yapamazsınız çünkü göl insanlara kapatılmış durumda. Artı tuz oranı derinizi kurutacak ve tahriş edecek düzeyde. Ve bu şey çilekli milkshake olmadığından içmeyi aklınızdan bile geçirmeyin. Gölün suyu denizden 10 kat daha tuzlu ki okyanus suyunu dahi içmek yeterince tehlikelidir. Java'daki aktif bir yanardağ olan Kawayen'in üzerindeki krater gölü turkuaz rengindeki sularıyla sizi şaşırtır. Tabii buna su diyebiliyorsanız. Bu şey aslında bir sülfürik asit gölü. Gelin suyun pH değerine hızlıca bir bakalım. pH değeri sıfıra doğru limon gibi asidiktir. 7 saf su gibi nötrdür ve alkalinler 14'e yakındır. Çamaşır suyunu ve lavabo açıcılarını düşünün. Bu göldeki suyun pH değeri ise 0.3'ten daha düşüktür ki bu da onu pildeki asitten biraz daha az asitik hale getirir. Bu güzelliğin tadını çıkarırken sessiz olun, mesafenizi koruyun ve geceleri gerçek gösterisine başlayana kadar bekleyin.
Çünkü geceleri bu volkan Menemiş mavisi lavlar püskürtmeye başlar. Teknik olarak bu gösteri lavlar sebebiyle tutuşarak oksijene maruz kalan kükürtlü gazlar sayesinde olur. Ama yine de harikadır. Yellowstone'da mavi lavlar vardır ancak aynı zamanda büyük prizmatik Kaplıca Gölü'nde de mavi lavları görebilirsiniz. Bu şey sanki erimiş gökkuşağı gibi görünür. Merkezi en sıcak kısmıdır. Orada renk değiştiren bakteriler yaşayamadığından suyu tipik mavi rengi yansıtır. Çevresinde ise sarı bir halka mevcuttur. Buradaki su gölün merkezindeki sıcaklıktan uzaktır. Bu durum bir tür doğal güneş kremi olan karotenoidi üreten bakterilerin ortaya çıkmasına imkan tanır. Bu pigment kimyasalı aslında turuncudur. Bu arada avuçlara rengini veren şey de budur. Ancak yeşil renkli bakteriler onu biraz sarımsı gösterir. Bir sonraki halka turuncudur. Buradaki su biraz daha soğuktur ve rengini parlak turuncu, paslı kırmızı turuncu ve hatta kahverengi yapan 4 farklı mikroorganizma türünü barındırır. Dominika'daki kaynayan gölde muhtemelen yumurta pişirilebilir. Gölün köpüren suları grimsi mavidir ve büyük bir buhar bulutu altında saklanır. Kıyısına yakın sularda ortalama sıcaklık 82 ila 92 derece arasındadır. Merkezindeki sıcaklık ise hala bilinmiyor. Su sürekli kaynadığı için kimse oradaki sıcaklığı ölçememiştir. Ayrıca volkanik kükürt gazları nedeniyle orada nefes almak da zordur. Yeni Zelanda'daki kızartma tavası gölü çeşitli nedenlerle gözlerinizi sulandırır. İlk olarak muhteşem güzelliği karşısında şaşırırsınız ama suyun yüzeyinin üzerinde havada süzülen şey peri masallarındaki sis olmayıp ciddi gözyaşına sebep olabilecek tehlikeli buhardır. Burası dünyanın en büyük kaplıcasıdır ve bir limondan biraz daha az asitlidir. Suyun derecesi yaklaşık 55 derecedir ve ısısını uzaktaki bir futbol sahasından hissedebilirsiniz. Ancak bu gölün içinde gördüğünüz baloncuklara neden olmak için yeterli değildir. Hayır, bu göl kaynamaz. Bu karbondioksit ve hidrojen sülfit gazlarının fokurdayarak yüzeye çıkması sebebiyle olur. Yani bu gördüğünüz şey zehirli duman fışkırtan devasa 38 bin metrekarelik bir buhar kazanıdır. Burasının da yüzmek için güvenli bir yer olmadığı açıktır. Dünyamıza ait değilmiş gibi görünen renklerin kaynağı zehirli mikroorganizmalar, buharlaşıp kaynayan volkanik göller gibi son derece tehlikeli sular, onlardan uzak durmanız gerektiğini açıkça ortaya koyarlar. Ama aynı şey su altı akıntıları için geçerli değildir. Bunlar sizi kıyıdan açığa sürükleyen su akıntılarıdır ve bunlar beklenmedik bir şekilde ortaya çıkabilirler. Eğer bunlardan birine yakalanırsanız sakin olun ve etkisinden kurtulmak için sahile paralel yüzün. Açık dalgalardan korunmak için nasıl göründüklerini öğrenin. Bazen kırılmakta olan dalgaların beyaz köpükleri arasında daha koyu renkli, sakin bir bölümün olduğunu görebilirsiniz. Su altı akıntıları algler ve yosunları hızlıca kıyıdan uzaklaştırırken, normal dalgalar bunları genellikle kıyıya doğru sürükler. Hey, kendinize dikkat edin.